Toplantı vardı abi. Toplantıdan çıktım geldim buraya abi. Sony Vlog kamerasını ne düşünüyorsun? Hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Ya geliyorum. Geliyorum. Geldim. Alternatif önerir misin? Öneremem. Kameralar hakkında çok bir bilgim yok abi ya. Keşke olduğunu söyleyebilsem ama yok. Sabit durumda hala üşüyorum tişörtle. O yüzden tişörtle onu. Düm 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 düm. Asma demelisin. Şey olarak mı yani tam modelini öneririm ama Asus modemler çok iyidir. Baya baya iyidir yani. Asus çok iyi modemler yapıyor. Hop Ali, çok şükür orada 7. ay için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Hello. Yo, hilal ettim be. Denemedim bile. İnanır mısınız ama bugün devam edeceğiz. Ya onu soracak arkadaşlar, Luna'yı bana anlatsana. Luna ne? Luna olayı ne? Luna neydi? Artık neydi diyorum çünkü bayılmış galiba. Dedge olmuş. Ben bilmiyorum. Hiç takip dediğim gibi ben şey piyasasını çok takip etmediğim için, çok onda olmadığım için. Şimdi karşılıksız coin. Bontex hemen abone ol. Alım fırsatı abi, dipi alıyoruz. UST coin vardı, 1 dolara stabil coin. Luna vakfı da elindeki bütün Luna'ları sattı UST'yi tutmak için ama yetmedi, AVAX BTC'lerini de sattılar. Bütün piyasa çakıl, Luna vakfının ana coin'i Luna'da yok, bu yüzden oldu. He. UST'yi biliyorum. Ama işte bak oğlum, ben yıllar önce sana bunu söylemiştim. UST 1 dolara eşit olmasının hiçbir yani manası yok. Yapamazsın yani. Ya teoride çok mümkün değil. USDT değil de USTC oldu. Ya USDT de çökecek bence. USDT'nin mantığı yok. Ha çünkü şöyle bir şey var. Sıkıldığın zaman basıp eşitliyorsan ne manası var? Bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor o yüzden. Ama bilmediğim şeyler vardır. Abi Luna diye bir tane, okuyayım. Luna diye bir tane coin var. Stable coin üretir UST diye ama bu stable coin ürettikçe Luna yakıyorlar. Ama manipülasyon uğradılar. Ellerindeki manipülasyon bence uğramamışlardır. Ekonomi çöktü. Ellerindeki BTC sattılar işte Luna'yı tutmak için. Sonra Luna üretmeye başladılar. Sonra Luna'nın enflasyon oluştu. Çok enteresanmış.
Çok enteresanmış. Müthişmiş yani. Bu arada borsa çökük direkt. Yani sadece şey değil bu arada. Kripto çok yok oldu şu anda. Geri yükselir. Ama onun dışında hani şey de gitti. Luna yüzünden sadece Bitcoin'ler Luna yüzünden falan çökmedi bu arada. Hani Bitcoin zaten şeydeydi. Aynı zamanda şey de var. NFT de mesela yok oldu. Ondan sonra aynı zamanda normal borsa da çok. Mesela hani neredeyse bütün firmaların, büyük teknoloji firmalarının stokları %20'ye yakın düşüş var. Hani topluca bir düşüş aşağı böyle şey var. Kedin neden kusuyor? Kedim kusmuyor. Doki bir kere kustu biliyor musunuz hayatında? Esin Eme çok çabuk abone olmuş canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Niye? Bu onu ben bilemem. Olur. Kerk olur. Marius Strike yorumun var mı? Yok. O çıkınca oynayacağım. Ben çok sevdiğim bir oyundur. Vegeta EM ikinci elemeler için watch partimiz olacak mı? Yes. Yes ustam. Yarın. Yarın izledik. Yarın izledik, watch partiledik. Maskon Rad çok bu arada 4. ay için canımsın. En iyi abone misin? UCK çok bu arada 5. ay için. Context 12. ay çok bir sene abone olduğu için. Çaka 17. ay. Açelot 19. ay canımsın. En iyi abone misin? Hoş geldin. İzleyecektik. Boş parti. Çiğ. Ne olur FSR2 testi. Yap, ben yapmayacağım. Ben niye yapayım FSR2 testi? We were here forever var bugün. Onu oynayacağız. Ya, o zaman buradaysa oynarız. Eseri büyüklüğü DLSS. Tamam abi, kopyum. Arkadaşlar yani böyle şeyler derseniz firmalar sizin suratınıza tükürmeye devam eder. Hani ben bunu aldım, bundan memnunum ama keşke DLSS olsa deseniz daha çok faydalanırsınız. Ama salak gibi FSR daha iyi derseniz, gözle görülür bir şekilde yanlış olmasına rağmen, firma gelir seni siker. Ya yapar. Deathquake çok çok orada 32 milyar milyar yıl için canımsın. En iyi haberimsin bakayım abi. Apom 6. ay. Maskorat 4. ay. Abi o şekilde Muhammed'e kadar daha fiyat performans. Değil. Çünkü çok kısa vade düşünüyorsun. Fiyat performans dediğin şey uzun vadedir arkadaşlar. Sen bir seneyi kurtaracağım diye daha ucuz alıyorsun ama uzun vadede şöyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Uzun vadede şöyle bir sıkıntı yapıyorsun. DLSS kaybediyorsun. Bilmem ne kaybediyorsun ve bunlar uzun vadede 5. 4. senede çok fark edecek. Drive Ranta çok bu arada 7. ay için canımsın. En iyi haberlerimsin. Bali'deki çok bu arada 3. ay için canımsın. En iyi haberlerimsin. Hoş geldin. Blanger 4. ay çok da bu arada abone olduğun için. Sen fiyat performans değil, fiyat bakıyorsun. Ba 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 ba. FSR rağmen DLS'i gibi bir şey mi? Değil. Yok. Evet ve hayır. Daha doğrusu. 90 download'um var. Yayını izleyemiyorum. Normal mi? İşte DNS'e geç. DNS'den oluyor abi o. Mesela bu şeyin Twitch server hangisi? Tamamen değişiyor. Yani Türkiye için tamamen şeyden bağlı. Şöyle değişiyor abi.
Nasıl anlatayım? Hangi internet sağlayıcı kullandığına göre değişiyor hani. Turkcell mi kullanıyorsun, Türknet mi kullanıyorsun, Türk Telekom mu kullanıyorsun? Bunların hepsi değişikli. O aynı zamanda cidden nerede oturduğuna göre de çok değişiyor. Onun da en büyük sebebi şu. Dediğim gibi şey oluyorsa yani eğer mesela bir bölgede oturuyorsundur, 5 farklı yerden sekip internet dışına çıkıyorsun. En büyük yani en büyük tavsiyem şey. Şey yükleyin. Twitch test diye bir şey var. Rich.net'te mi ne var? Oradan girin. Şeye bakın. Bütün hepsini zaten hem pingine hem bitrate testini yapıyor. Orada skoru en yüksek olanı şey yapın. Diablo şu an oynadığımız şeyini kurayla. Diablo her zaman oynanır ki. Kurayla alakası yok. Single player oğlum mu oyun? Mert bizde de öyle. Yapacak bir şey yok. En iyisi Viyana çıkıyor genelde. Ben de Viyana değil işte. Gerçi ben de Viyana'yım pardon. Türknet de Viyana en iyisi. Aynen. Bu arada şey olarak da söyleyeyim. Yani FSR çok 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 iyi bir tercih şey olmuş. FSR 2 1'e göre çok 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 iyi olmuş. Çünkü FSR 1 çöptü. Onu da söyleyelim yani. O övülecek yeri de överiz. Çünkü dediğim gibi hani gömdüğüm zaman gömerim ama övülecek şey değil. FSR 1'e göre FSR 2 çok daha iyi olmuş. Hani en azından şey etmiyor, bok etmiyor şeyin görüntü kalitesine. Oyunun yani böyle şeye çevirmiyor. Bok sürmüşsün gibi olmuyor. Evet, DLSS 1 ile DLSS 2 gibi bir fark olmuş. İyi olmuş yani. FSR 2 iyi. DLSS'e bazı noktalarda yaklaşmış bu arada hatta. Öyle de söyleyeyim. Hani DLSS'e bazı noktalarda yaklaşmış. Psycho mı Psycho? Hiç bilmiyorum abi direksiyonları ya. Kusura bakma. Tabii sadece quality'de. Tabii. Sadece quality versiyonunda. Performansı aldığın anda zortluyor. Tabii. Onu da belirteyim. Tabii. Hani performans modunu aldığın anda direkt çok bariz belli oluyor yine. Emide çok çok bu arada 4. ay için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Çok 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 teşekkür bana 8. ay için. FSR'de yapay zeka desteği yok. Tabii yok. Ya rekabet güzel bir şey oğlum. Ben mesela şu anda çok şeyden mutluyum açıkçası. FSR'nin bu kadar gelişmesinden memnunum. Çünkü şöyle bir şey var. FSR'nin bu kadar geliştiğini, neredeyse götüne geldiğini gören Nvidia'nın da boş duracağını düşünmüyorum. Çok büyük ihtimalle şeye hayvan gibi para yatıracak. DLSS ekibine hayvan gibi para yatacak ki DLSS 3.0'ı da göreceğiz çok hızlı bir şekilde. Bize yarar. All Hail the Lodge. Çok spor da 14 milyar mı için canımsın. En iyi haber hem sana hoş geldin. Zolski 41 milyar milyar yıl. Her türlü. Okey. Yetişsinler. Hayır, rekabet etsinler. Kapısınlar abi. AMD hatta öne geçsin. Bana yarar. Şu anki 3800 DLSS 3.0 alır mı? Teknolojiye bağlı. Yani şöyle bir şey var. İçinde yani yeni bir teknoloji yüzünden hani sadece yazılım değil donanımsal olarak güncellerlerse hayır. AMD sadece yazılımla yapıyor evet. O yüzden Nvidia'nın hala açabileceği bir iki tane daha şey var.
Zaten o yüzden patlıyor. Follow 5 komutu yok mu? Yok abi, yıl yani 2022 oldu. İsminin üzerine tıklayıp kaç yıldır followladığını görebiliyorsun. Artık güncel hayata hoş gelin. Meleğe gerek yok, zaman kazancı sadece diyor AMD. Yani meleğe... Şöyle, meleğe gerek yok değil. Meleğe... Meleğe bir artı. Ve şöyle bir artı mesela. Şöyle bir artı. Özellikle işte dedim ya, FSR'de hala quality modunda evet çok fark olmuyor. Çünkü quality yarı şeyi. 1080p'de oynatıyorsan 720p'de oynatma. 4K'da oynatıyorsan 2K'da oynatma. Ama performans 4'te 1'i. 4'te 1'i olduğu için yani 1080p'de oynuyorsan teknik olarak 480p'de açıyorsun gibi bir şey oluyor. Şimdi 480p'de 1080p'yi renderlamaya çalışınca zort diye patlıyor. FSR2'de bile patladı. Yani evet, quality modlar ne kadar iyi olsa da demek ki performans modunda patlıyorsun. Kiber şatırı çok mu? 19 milyar mı? Canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Ama yani tekrar dediğim gibi yani çok 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 iyi bir gelişme olmuş. Zaman gösterecek. Hep aynı single oyuncu Drell'le oynamayı düşünüyor muyum? Yok. Bugün We Were Here'i bitirmek istiyorum aslında biraz. Bitirmek değil de en azından yardırmak istiyorum We Were Here'da. O zaman 6500X'te 3060 rakip oluyor mu artık? Yok. Olmuyor. Bagan ol. Bilmiyorum. İnşallah çözülmüştür. Ya hala ne yazık ki rakibi diyemeyiz ama iyi bir indirimde mesela artık AMD tercih edebilirsiniz bence. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hala yani şöyle bir sıkıntı var. FSR birçok oyunda yok. Yani DLSS çıkan 10 oyundan 9'unda var artık. Hani FSR 2.0'ı bu arada kaç oyun adapte eder? O işte olay. İp Hakeri çok şu bu arada 7. için canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. FSR Apu'da iş yapar mı? Yapar. Asıl orada yapar işte. Bakalım zaman gösterecek. Yani AMD'nin biraz cebinden marketing parası çıkarması lazım. Al ustam diye millete. O adaptörlerin firmanın paramı vermesi lazım. İkisi de yani bedavayı da yapabilirler ama şöyle bir şey. Bedavaya yapılması için firmaların, insanların kullan o ürünü istediklerini görmesi lazım. Hani şöyle bir şey var. O adaptasyon para ve zaman. Çünkü o da o motora onun adapte olmasını bir yapım şey yapacak. Birkaç kişi atayacak. Yazılımcı atayacak. Şimdi yazılımcı atadığı için oraya adam iş gücü harcıyor. Diyor ki hani tamam 10.000 kişi o özelliği istiyorsa evet doğru bir yatırım. 5 kişi istiyorsa güzel bir yatırım değil. O yüzden ya mesela DLSS ve RTX ilk başta hiç kimse getirmek istemiyordu. Nvidia para veriyordu. Şimdi herkes getiriyor çünkü herkes DLSS istiyor. Ya o yüzden ilk adımda AMD'nin biraz cebinden para çıkması lazım ki oyunlara koyulsun. Bruno Voldi çok şu bu arada 2 senedir abone olduğu için. Egolas 14. ayı o ay çok çıkmadı abone olduğu için. Ali Berat çok şu 17. için. Burak 9. ay çok şu abone olduğu için. Hoş geldin. Ya yani o yüzden zaman gösterecek. Büyük ihtimal evet. Bir sonraki jenerasyon yani şey Nvidia 4000 serisiyle DLSS 3.0'da görürüz. Yani 2 senedir
update yapmıyorlar diye LSS'e 2 sene elleri boş durduğunu düşünmüyorum. Yani ciddi ciddi 2 senedir elleri boş durduğunu sanmıyorum. DS3.0 ne olur? Daha iyi olabilir. DS2.0 neden 3000 sesi çıkmadı? 2000'de çıktı. 2000'in son döneminde çıktı. Okan bilmiyorum. Alıyor diye biliyorum. Oha, bugün var ya, bugün geçmedi. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama yani bugün geçmedi abi ya. Bugün akmadı cidden. Bugün çok enteresan. Bugün akmadı bende. Ve yani şöyle söyleyeyim. Ben bugün çok iş yaptım, ona rağmen akmadı. Genelde çok iş yaptığın gün çok hızlı geçer ya. Yine akmadı. Bir kere zaten kötü hissediyordum. Geç kalktım. Dün de çok geç yatmıştım. O yüzden geç kalktım. Ulan geç kalktıktan sonra normalde gittim saat, yani spora 11 falan gibi gitmeye çalışıyorum. 11 falan gibi gidemedim. Dedim ki madem 11 gibi gidemiyorum, kahvaltı yapayım. Kendime kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltıdan sonra hani bir saat falan iş, yani kahvaltı sırasında 1,5 saat iş yaparım. Hani de oturmaz yemek, ondan sonra giderim. Abi gittim. Kahvaltımı yaptım, işimi yaptım işte, birkaç mail cevapladım, birkaç farklı iş daha vardı kendi işimle alakası olmayan, onları halletmeye çalıştım babamın işlerinden filan. Ondan sonra dışarı gittim, spora gittim, sporu yaptım, spor hızlı geçti Allah için. Geri döndüm, başka toplantılar yaptım, başka işler yaptım, başka toplantılara girdim, bitmiyor oğlum gün, bitmiyor yani. 7.30'da toplantım vardı, yine bitmiyor gün. Arada bir yemek yedim random. Neydim onu bile hatırlamıyorum. Ha şey, bezelyedim. Ryzen 7000 Apple'lar 3060 civar performans veriyorsun, ne diyorsun? Kopyum diyorum abi. Toplantı olduğum için geç açtım, evet. Abi senin bir tane işim yok mu? Yok abi, anlatamıyorum size. Ben diyorum ya, çok fazla, ben çok sert bir burnout yaşayacağım. Yani ben aynı anda 6-7 iş yapıyorum. Delireceğim yani yakında. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz abi. Başınıza yaptığın işi yaşamıyorsun bana. Yok, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Ben geliyor, hissediyorum yani. Çok sert bir tatilim var. Evet, çok bu Temmuz'da bir tane tatil istiyorum. Bu Temmuz'da bir tatil istiyorum ya. Var abi, işimizde de gücümüzde deyiz. Vert bir alakası yok. Gençlikle alakası yok zaten. Azerbaycan'da abinin yanına gitmedin mi? Saç feda etmişsin bu yolda. Bir sene tatil abi. Uydum dedi ki. Yok mu Çin tatilde? Çin'de tatil yayını. Çin'de yayın yapamıyorsun. Yapamazsın. Bandı. Bandı ustam. Yaparsın, her türlü yaparsın da. Yani. Nimo'da yaptım. Ah be abi, unutmuşum onu. Ulan. Anka kuşları. Anka kuşları çöp oldu. Oh wait. Nasıl ya? Bir anda aklıma geldi. Ulan çok enteresan ya adamlar ya.
şeyim yani. Hala o olayın şokundayım bu arada ben. Ya adamlar kapattı gitti direkt. Tam bir kaçav. Tak diye kapattı. Bir gün uyandı kapattı abi. Ben gidiyorum dedi gitti herifler. Olan bizim verilerimiz oldu. Usta. Neyse TikTok'tan vermeye devam ediyorum. Sıkıntı yok. Abi benim bu aralar ulan bak aklıma geldi geçen. Bu 5 minutes craft'ı ben döveceğim. Vallahi diyorum bak. 5 minutes craft diye bir tane şey var ya. Abidik gubidik şeyler yapıyorlar. Sinirim bozuluyor. Elim kolum titriyor var ya. Geçen bir tane gördüm. Abi çiviyle pardon bir tane şey vardı. Dur bakayım onun çevirisini. Somun, bir tane somun var abi. Somunu deliyor. Parça demir sokuyor somunun şeyine. Ondan sonra kenarını deliyor. Oraya da bir tane çivi yerleştiriyor. Çekiç yapıyor. Çekiçle kullansana sikik. O kadar eşyayı nereden buldun? Çekici yap. Niye çekiç yapıyorsun götünden? Delireceğim ya yemin ederim bunu geçirecektim telefona. Kafayı yemek üzereyim ya. Kafayı yersiniz abi. 5 minutes craft'ta ciddi ciddi kafayı yersiniz. O kadar salakça şeyler yapıyorlar ki. Ya artık zaten şeye dönmüş 5 minutes craft. Ne kadar salakça bir şey yapabiliriz ki insanların ilgisini çekeriz. Ya şu anda tamamen taktikleri o bu arada. Evet yani. Salaklıkla İlgi çekeceğiz. Amaç bu. Cidden ya gösterin birkaç tane. Delirmelik tamamen. Bu neymiş? Allah Fuat, Allah Fuat Örnek Award. Hadi bakalım. Aramızdaki puan farkı 500 oldu. Yok 300 oldu. Fuat'la onu. Adam tryhard diyor ustam ben ne yapayım buna? Yav. 1251 kalori yakmış abi herif. Ben de dün 1000 yaktım ama bugün de ben 1000 yaktım gerçi. Ama 250 kalori gerideyim hala. PUBG'de drama var. Ne draması? Atakin kaçtı? 9. kısım. Ekmek yemiyor. Ben o yok şey değil ya. Bu yaktın kalori abi. Aldın değil. Benim hedefim 300 kalori. Demo sen niye kalori yakıyorsun ki zaten? Biraz daha şey yapsan öleceksin. National Cup draması. Olay ne? Kod marka açıklama yaptı. Olay ne? Olay ne? Yani tam. Yani drama vardı. Drama ne? Seçilen oyunculardan memnun değiller. Oldu o zaman tamam. Tam bu. Bu arada şey. Bugün zaten tweetledim onu. Şey ertelendi. Hem iki oyun da ertelendi orası. Bir tanesi değil iki oyun da ertelendi. Bethesda. Tabii bomb yapan. Ve Arkane Austin, Redfall ve Starfield'ı ertelediler.
Redfall bu... Gerçi Redfall'un tarihi açıklamışlardı. Bu senenin sonu diye açıklamışlardı. Doğru. Starfield'da biliyorsunuz bu senenin sonunda geliyordu. Kasım ayında geliyordu. 11 Kasım'da geliyordu galiba. 2023'ün ilk çeyreğine, pardon, ilk yarısını ertelemişler. İlk yarısı diyorsa Mayıs. Bakın seneye bugün. Yani bugünlerde görürüz en yakın. Evet evet. Yani Şubat'ta falan göreceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Zaten şöyle bir şey var. Ben hala çok şaşkınım. Ben zaten Starfield'ın açıkçası çıkabileceğini düşünmüyordum bu verdikleri Kasım tarihinde. Çünkü oyunlar hala konsept art dışında hiçbir şey görmedik abi. Yani oyunun çıkışına 4 ay kalmışken bir oyunda konsept art dışında bir şey görmememiz bir noktada soru işaretlerini uyandırmalı. Kesinlikle yani böyle ding 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 olmalıydı. O yüzden büyük ihtimalle bu E3'te yine dediğim gibi Starfield'ı çok göreceğiz. Starfield'ı kesinlikle ve kesinlikle göreceğiz bence bu E3'te. Çok önemli bir yer alacak. Ama oyunu ne yazık ki o Haziran'dan 3 ay sonra oynayamayacağız. 4 ay sonra oynayamayacağız. Bir sene beklemek zorundayız büyük ihtimalle. Evet, bu arada erteleme konusunda artık şöyle bir şey var. Yani Master Yoda çok da burada 58 milyar milyon yıl için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Ya şu yüzden bence güzel bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Eskiden ne olursa olsun ertelemeyelim çünkü pazarlamamızı ona göre yaptık diye pazarlama ekibi çok bastırıyordu ve oyunlar bok gibi çıkıyordu. Ya daha sonra yani ya oyunlar bok gibi çıkıyordu ya da oyunlar bok gibi çıkmıyordu ama yapımcılar hayvan gibi, köle gibi çalıştırıldığı için burnout yaşıyorlardı. Artık bu hani özellikle Cyberpunk'ın patlamasıyla beraber ve aynı zamanda Battlefield'ın filan da, Battlefield biraz daha tasarımsal açıdan patladı ama yine de yazılımsal olarak da çok kötüydü. Biraz daha şeyler. Evet yani erteleme konusunda ertelemek zorundalarsa zorlamıyorlar, erteliyorlar. Çünkü herkesin dili yandı bu olaydan. Hani kimsenin tahammülü kalmadı. Kötü bir oyun, oyun kötü çıkabilir, oyun bug'lı çıkamaz. Şu anda o noktadayız. Bir oyun kötü çıkabilir, kimse buna laf etmiyor. Bug'lı çıkarsa, oynanamaz halde çıkarsa herkes anasını sövüyor oyunu. Abi yıl ay gün vermek yerine sadece yıl verse daha iyi değil mi? Ya şimdi tarih vermek de önemli. Tarih vermek şu yüzden önemli. Şimdi Türkiye'de değil bu tabii. Türkiye üzerine konuşmuyorum. Globalde adamın belli bir parası var. Türkiye üzerine şu yüzden konuşuyorum. Türkiye'de bir adamın parası yok. Ama yurt dışında adamın oyuna ayırabileceği bir belli bir para var. Özellikle Holiday Season dediğimiz oyunların asıl çıktığı Ekim, Kasım, Aralık bölgesinde yani adamın belki çıkabileceği iki tane veya bir tane oyun var. İki veya bir oyundur genellikle. Ya yani 120 dolar diye düşünelim. Şimdi o bölgede çıkan oyun sayısı 20'den fazla. Çünkü en fazla satılan o böyle o dönemde satılır. Çünkü çocuklara hediye yapılır, bilmem ne yapılır. O yüzden en çok şey döneminde görürsünüz. Yani o döneme tarih verir ki adam senin paranı sabitlesin. Hani sen Starfield'ı alacağım mantığıyla 60 dolarını ayır o tarihe. O tarihte başka bir oyun çıkacaksa onu ayırma, bana ayır. Gibi düşünüyorlar. O yüzden veriyor tam tarihler. Yani diğer oyunlar içinde. Ki işte genellikle prodüksiyon düzgün gidiyorsa o tarihe vuruyorsun zaten. Hani eğer prodüksiyonu şeyse, hani düzgün ilerliyorsa, sen bir tarih belirlediğinde o hedefleri vuruyorsun ve o tarihte çıkıyorsun. Olmayabiliyor ama. Yani özellikle bu pandemi dolayısıyla birçok şey çok değişti abi. Yani çalışma yöntemlerimiz değişti. Aynı zamanda firmalar artık, daha sonra firmalar değil de çalışanlar artık değerlerini fark etmeye başladı. Son özellikle bu pandemi döneminde olmaya başladı. Hani İş sayısı çok fazla ve yani bir işte köle gibi çalışmak zorunda olmadığını fark etmeye başladı insanlar. O yüzden şirketler ona kötü davranıyorsa sikerler lan gidiyorum mantığına oturmaya başladı herkes. O yüzden de şirketler biraz daha köleden daha çok
insan gibi davranmaya başladıkları için prodüksiyonlar yavaşladı çünkü insanlar insan seviyesinde çalışıyor. Türkiye hariç. Tabii. Yurt dışı için konuşuyorum bunu. Kazarat çok bu arada 42 milyar milyon için canımsın. En iyi haber misin? Ama Guz 10. ay çok teşekkür ederim bunu. Canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin. Yakreboz 6. ay. Sentez çok teşekkür bu arada 5. ay için. Falcin 11. ay. Ha böyle. Böyle çalışıyor. Tabi Japonya'da hariç. Japonya'da hala köle gibi. Tabi Japonya'da hala köle gibi çalışıyor herkes. Kore'yi bilmiyorum ya. Dü. Dersin açık dünya olacak ilgili dokümenteri nereden bulamadım, nereden görmüştün onu? Videolar var, açıklamalar var, interview'lar var. Onlara bakabilirsin direkt. Çok video da var onun hakkında. Sony Showcase bu sene olur mu? Bu sene Sony Showcase kesinlikle olur. Ne zaman olur bilmiyorum. Ama bu sene kesinlikle Sony oyun yapar. Yani Sony'nin bu sene oyun çıkarmayacağını düşünmüyorum. Yani şey onu tanıtmayacağını düşünmüyorum. Çünkü PlayStation kurudu bitti abi. Yani bitti. Wolverine çıkacak bu sene mi? Güzel. Aynen. Tabii. Questus yapman lazım, beklemen lazım diye biliyorum ama emin değilim bu arada, basabiliyorsundur belki. SpaceX çok bu arada 7. ay için canımsın. En iyi haber misin? Ama hoş geldin. Xbox Direct videosunu gördün mü? Gördüm. İzleyemem. İzlerim. Yorum yapamam. O yüzden bok gibi içerik olur. Ya şey üzerinden işte dedim ya. O yüzden ya ben PlayStation kesinlikle bir şey tanıtacağını düşünüyorum. Yani kağıt ağırlı şu anda. Ya şu anda PlayStation daha da büyük ya. Mesela teknik olarak aynı şeyi Xbox'a da söyleyebilirsin. Çünkü Xbox'ın da bir exclusivity, yani next gen exclusive oyunu yok çok fazla. Ama Xbox'ta şöyle bir pozitif bir şey var. Game Pass'te inanılmaz fazla oyun akışı var. Tabii bu PlayStation için tabii bu olay da çözülecek Haziran'da biliyorsunuz. PlayStation Plus Ultra Deluxe Super Mega paket geldiği için o değişecek bayağı ama evet, bir de işte geçmiş oyunlara erişim çok büyük bir artı. Demon's Souls Xbox'a gider mi? Yok. O gelmez. O PC'ye gelir, Xbox'a gelmez. Alper çok bu arada 6. için canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin. Demon's Souls PC'ye gelmez. Gelir. Gelir gelir. Gelir abi. O Plus kütüphanesinde Last of Us 2 olur mu? Olur. Aynen Bloodborne emin. Bloodborne abi, Bloodborne olayı. Bu arada tekrardan bak önüme düştü. Epic'te tekrardan Prey bedava oldu. Allah aşkına oynayın şu oyunu. Aynı zamanda Game Pass'te de var. Lütfen yalvarıyorum oynayın abi. Prey oynayabileceğiniz son senelerdeki en iyi oyunlardan birisi. Muazzam bir oyun. Çok iyi bir oyun. Lütfen oynayın. Dürü 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 dürü.
PlayStation'dan geçmişe destek vermiyor. Veremiyor. Veriyor zaten. Yani ne manada söylüyorsun? PlayStation 4. Ha, şey mi? Emülasyon olarak mı? Şimdi PlayStation 3'ü yapamazlar. Nasıl yapabilirler de değecek bir şey değil. PlayStation 4, PlayStation 2, PlayStation 1'de olmamasının sebebi, hani PlayStation 1 oyunu alıp takıp çalışmamasının sebebi, yani şöyle bir şey var. O kadar fazla bir içerik vermiyor. Hani bir manası yok onun. FM20 kırıldı mı? Oğlum Game Pass'te var Allah aşkına. Game Pass'te olan şeye de kırıldı diye sormayın. Game Pass 30 TL ya. 30 TL'ye şu anda bir bok alamıyorsunuz lan. Türkiye'de 30 TL'ye oynayabileceğin şeyi de 40 almamaya çalış. Ki Game Pass'i kaybetmeyelim. Game Pass 45 TL değil, 30 TL. Yani harbiden 30 TL'ye, yani şöyle bir şey var. Onun fiyatı arttığında, biz bunları hiçbir boku kullanmadığımızda fiyatlar arttığında, ondan sonra bunu alacaksınız çünkü maksimum. En büyük paketi 45. Tamam, en büyük paketine ihtiyacı yok. Yani niye gidip en büyük paketini söylüyorsun? Ya o yüzden diyorum abi, yani bari Game Pass'te olan şeyleri Game Pass'te oynayın ya. 30 TL bulunmaz nimet, Prime gibi bir şey zaten. Prime de öyle. Ekonomiye kafa tutan şeylerde iki şey. EPS pet bayağı önce geldi arkadaş. 6 ay 7 ay falan oldu. Onu hallediyoruz ya, Danger Online. Getirmez. AGT ise kesinlikle getirmez Frosty. AGT 6'dan sonra iptal. Bir yıllık Game Pass'ı. Bir yıllık Game Pass olayı bizim Discord'da anlatılıyor. Mini çakallarda anlatılıyor. Tavsiyem, paranız çıkarsa 3 yıllık alın. Opes'i geç açtım. AGT ilk zamanlarda iyiydi. İlk haftalardan kastınsa evet. 3 yıllık alım. Değil mi? 3 yıllık almak en mantıklısı. Evet. Yani kesinlikle. Katılıyorum ben de. Prey mi de? Prey evet. Prey çok iyi oyun. Mr. Hypno çok şu bu arada 25 milyar milyon için. Kavunlu Çorba 33. ay. Semih 3. ay. Çok teşekkür ederim onun için. Xbox Live Gold fiyatım değişti. Bilmem. Güncellenmiştir. Live Gold zaten fiyatı güncelleniyor. Güncellenen bir şey. Seneye dolar düştü diyelim. Her şeyin eski fiyatı dönmesi ne kadar süre? Teknoloji firmanı ne kadar bekliyor? Arkadaşlar, ekonomi öyle bir şey değil. Bir şey bir günde çıktıysa bir yılda geri döner. Yani eski fiyatı dediğin şey 20'den 15'e düşmesi ise, zaten herkes 15'inden aldığı için, 15'ten aldığı için kuru düşmez. Yani şu anda Türkiye'deki firmaların %90'ı zarara satıyor birçok ürünü. Zarar dediğim de hani kardan zarar, ama hani firmanın kar etmesi lazım ayakta durması için. Yani seneye arkadaşlar bir gün gelecek, o gün çat diye bir anda dolar 2'ye düşmeyecek. Yani özür dilerim ama
Keşke düşse ama. Ya ekonominin düzelmesi için ya bir şey olması lazım. Kolay gelsin iyi firma. Evet. Evet, biz mesela birçok ürünü o kadar ucuza alıyoruz ki aslında. Çok ucuz alıyoruz. Yani özellikle bir şeyi İngiltere ile karşılaştırdığında o kadar ucuza alıyoruz ki biz birçok ürünü. Ama bize pahalı. Bize hayvan gibi pahalı. Yani ucuza, yani teoride ucuza alıyoruz. İşte gelirimize göre ucuz değil işte. Ya mesela şey var. Geçen annem söyledi diye anneme alayım diye baktım. Dyson'ın bir tane saç düzleştiricisi gibi bir şeyi var. Türkiye'de bulamadım istediğim modeli. İngiltere'de bakayım dedim. Sonra Türkiye'de buldum istediğim modeli. Türkiye'deki 5000 bilmem neyken İngiltere'deki 8000 bir şeydi. 3000 TL fark vardı. Türkiye'deki 3000 TL daha ucuzdu. Aynı model. Birebir aynı model. Pencisme çok yuma don dördüncü için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Tupov çok şükür bu arada 5. için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Ya o yüzden çok sık konuştuk yayın başında ya onu. Yana gerek yok, bu olaya dolar maaş alanı yarıyor. Yaramıyor, o da yaramıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, daha ucuza alıyorsun ama birçok şeyi de daha pahalıya alıyorsun. Yani şu yüzden daha pahalı alıyorsun. Mesela birçok teknolojik alet yani sadece bir ay daha ucuz oluyor ama ondan sonraki ay daha pahalı oluyor. Öyle de bir de olay var. Çünkü KDV, ÖTV mesela araba olayı. Türkiye'de araba aldığında direkt %350 ekstra, ekstra 3 tane daha araba alıyorsun. Vergiler çok fazla. Aynen, konsol. Konsol dediğim 500 dolar bir şey. 500 dolar şu an ne kadar yapıyor? 7600 yapıyor. Türkiye'de 12.000'e satılıyor. 5.000 lira. Bir tane daha konsol çıkıyor neredeyse. Bir tane daha konsol çıkıyor neredeyse. Yani teknik olarak bir tane daha ekstra konsol alıyorsun. Telefon. Ki 500 dolara vergi dahil. Evet, 500 dolara vergi dahil. Gerçi Amerika'daki de değil. Eyaletten eyalete değişiyor. Xbox kolu hala şey mi bu arada? Kaç TL Xbox kolu şu anda? 1200'dü en son değil mi? 1200 bir şeydi. 1200 1300. Oradaki makas azalmış mesela. Çünkü 70 dolar kollar. 70 dolar 1077 TL olmuş. Onun fiyatını arttırmayı unutmuşlar. Makas azaldığı için şu anda tam vergisiz fiyat alıyormuş gibi bir şey oluyor. Pilav ya çok şımarık, 11 milyar mı yaşın canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Onu fark ederler yakında. De. Bam. Olya çok iyi bir alan. Ama zor. Türkiye'de çok zor. Abi oyun fiyatına bir şey yapacak mı? Arkadaşlar firma hiç bok yapmak zorunda değil. Bir firma direkt kurdan çevirebilir. Yani firma bize bir şey ucuza satmak zorunda değil. Ya özür dilerim ama değil. O zaman daha az satar. Zaten büyük ihtimalle Türkiye'de satmıyor. Heriflerin de sikinde değil o yüzden.
Yani Türkiye marketi büyük market değil arkadaşlar oyunda. Keşke öyle olsa ama değiliz. Yani FIFA'yı çok alıyoruz. FIFA'yı alan zaten gidip 1000 TL'ye de alıyor. Ya o konuda belki orada bir tepki koysalar belki olur ama koyacaklarını düşünmüyorum. Her sene zaten futtan sikiliyor insanlar, ona rağmen almaya devam ediyorlar. %1 falan. %1 olsak kölemiz olur herifler. Öyle diyeyim. Mobilde çok büyük şeyiz. Ama mobilde yine biz, yani mobilde çok büyüğüz ama değiliz. O da şu yüzden mobilde cidden çok 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 büyüğüz. Para harcamıyoruz. Para harcadığımız için önemimiz yok. Para harcamadığın sürece değerin sıfır. Yasin çok çabuk 16. için canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. İyi reklam izliyoruz. Reklamın değeri yok Türkiye'de. Öyle de var. O da var. Sen Türkiye'den reklam izlediğinde herife 1 sent kazanıyorsun, kazandırıyorsun. Amerika'dan herif reklam izlediğinde 1 dolar kazandırıyor. Çünkü yani reklamın değeri, yani reklam şeyin değeri şöyle, CPM şuna göre değişiyor. Mesela İngiltere'de, Amerika'da CPM çok yüksek. Çünkü adamın alış gücü yüksek. Yani adam Google diyor ki bu herifin alış gücü çok yüksek. Sen bu herife reklam vereceksen daha sonra, hani reklam firmaları birbirine kapışıyor. Beni daha öne çıkar diye, çünkü herife hani göz önüne düşmesi çalışıyor ki o herife ürünü satsın. Çünkü o herifin parası var, alacak. Türkiye'de herifin parası yok. İstediğin kadar reklam bas. Adam almıyor ki. Olmuyor yani. Evet, bir de biz yok, reklam verene sövme bütün dünyada var. O normal bir şey. Yani, reklama sövme bütün dünyada olan bir şey abi. Mesela evet şey oluyor. Mesela evet yani. Ben televizyonda BMW reklamı gördüğümde ulan ne veriyorsun ki, kim olacak sanki lan diye de onu öyle düşünüyorum. İlk düşündüğüm şey bu. Ulan araba ne güzelmiş diye düşünmüyorsun. Kime gösteriyorsun lan diyorum bu reklamı yani. Twitch arkadaşı olayını kaldırıyormuş. Kimse kullanmıyordu zaten ya. Disney Plus, evet Disney Plus Türkiye'ye çok sert geliyor. Metrolarda, metrobüslerde, televizyonda çok sert giriyorlar bu arada. Zaten fiyattan belliydi. Kesinlikle fiyattan belliydi. Yani şöyle söyleyeyim, Haziran ayında sıçtınız Twitch izleyicisi olarak. Onu söyleyeyim şimdiden. Olmaz Fox Kira, yapabilirsin. Ben de öyle yapacağım. Twitch'e kesinlikle reklam verirler. Twitch'e kesinlikle, yani bu Spotify reklamı gibi verirler ve Spotify'dan daha fazla bütçeleri olduğu için nefes aldatmayacaklar abi.
Bu seneki evet Twitch Con 5 çok güzel bence de. $280'den ne kadar kazanabilirler ki? Abi o biraz şeyle alakalı. Şimdi sadece subscription olarak düşünme bunu. Yani Disney cidden bir subscription olayı değil sadece. Şimdi Disney bir ekosistem. Şu yüzden ekosistem. Yani mesela Disney içeriklerini düşün. Star Wars'u düşün. MCU'yu düşün. Marvel'da düşün. Pixar'ı düşün. Disney animasyonlarını düşün. Şimdi sen bunları izliyorsun, influence'lanıyorsun, tişörtünü alıyorsun, figürünü alıyorsun, bilmem nesini alıyorsun, oyuncağını alıyorsun, cartını, curtunu alıyorsun. Bunlar hepsi heriflere para. Hepsi para. Yani. Fortnite skin'ini alıyorsun yine ona para. Dead Space 27 Ocak 2023'te çıkacakmış. Yakın. İyi. Tek üyelikte kaç hesap? 4. Ay Necro çokça bu arada 6. için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Aynı anda 4 kişi izleyebiliyor. Ama profil 7'ye kadar çıkıyor diye biliyorum. Yıllık alabiliyorsun ama yıllıkları stackleyemiyorsun. Profil 5 değil mi? 7 diyebiliyorum ama emin değilim. İndirme var değil mi? Bilmiyorum, hiç indirmedim Disney Plus'ta. Ben kaç TL ödüyorum? Çok konuşmayalım onu. Evet, büyük ihtimalle Disney Plus çok sağlam bir bindirme yapacak bir seneden sonra. Sterling olayı. Netflix'te normal HD gibi yok, öyle dümdüz bir paket var. Tek bir paket var. Desko paketi. Hiç şey yok. Bir yıllık üyelik alın ya bence de. Yani ya şöyle bir şey var. Onu da tekrar söyleyeyim. Ben Disney Plus'ı kullanan birisi olarak ve bütün içeriklerini bitirmiş birisi olarak söyleyeyim. Disney Plus'ın genellikle yani Netflix kadar içeriği yok. Genellikle değil. Direkt çok açık ben de söylüyorum. Netflix kadar içeriği yok. Netflix'in %10'u kadar içeriği bile yok. Yani şey bir Disney Plus şey bir streaming servisi değil. Yemek yerken açtım, random bir şey izledim servisi değil ne yazık ki. Bulamazsınız o kadar içerik. Daha sonra ilk bir ay bulursun, iki hafta bulursun, üç hafta bulursun, dördüncü haftada zortlarsın. Ama şöyle bir olay var. Sizi her hafta geri döndürecek içerikleri var. Çünkü adamlar hiç sektirmeden Disney, MCU, Marvel ve MCU veya Disney fanıysanız, bu ikisini birlikteyseniz özellikle sekmiyor abi. Adamlar her hafta bir şekilde seni geriye çekecek içerik veriyor. Direkt yani her hafta sana bir dizi bölümü veriyor. O dizi bölümü de kesinlikle ve kesinlikle ben bu verdiğim parayı hak ediyor dedirtiyor. Ama dediğim gibi yani şöyle de düşünebilirsiniz. Hani yıllık alacağım o zaman bir ay alırım bütün içerikleri bitiririm. Evet yapabilirsiniz. Ya, evet yapabilirsiniz kesinlikle. Ama çok hoş olmaz.
Dexeres. Dexeres çok şu bu arada 15. yaşın canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Witcher keşke HBO olsa, ah neden Netflix? Abi bu arada Witcher Netflix'in, pardon, Netflix en iyi yaptığı şeylerden birisi Witcher. Burada hiç laf kondurmam. HBO'nun yaptığı şeyi de gördük. Game of Thrones'un bitişini hatırlatarım. Yani övdüğünüz şeyi de hatırlatmak isterim size. Dash Ay'cın çok şey bu arada 3. ay için. Çok şey tier 3 abone olduğun için. 9. ay canımsın. En iyi abonesin. Biliçe 19. ay. Baran 2. ay. En iyi abonem 18. ay. Cardist Taken 9. ay. Çok şey bu arada abone olduğun için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Angry Birds. Hilgis çok şey bu arada 14 milyar milyar için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Aile fiyatı. Aile fiyatı diye bir şey yok. Disney Plus'ta öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Disney Plus tek bir fiyat. Dümdüz. Yok, tier 3 dedim zaten ya. 3 ay demedim. 9 ay dedim. Orada konuşurken Doge Agent beyin gitti. Böyle bir şey var. Game of Thrones sonu belli değilken sonu belliydi. Game of Thrones'un sonunu o heriflere yaklaşık 2 yıl önce söyledi abi. Hatta çekmeye başlamadan önce söyledi. Pardon, 2 yıl önce de değil. Biliyorlardı yani sonunu. Sadece bok gibi yaptılar. Disney'in sizle gibi şifre paylaşmaya laf ediyor mu? Oğlum etsene, Netflix laf etsene olacak. Sanki şifre paylaşmıyorsunuz. Sanki yani size kızdılar diye şifre paylaşmıyorsunuz siz de ha. İşte dedim, Disney Plus böyle bir şey. Hani ben çok, yani Disney Plus benim paramı şu anda verdiğim en iyi içerik sağlayıcı. Çok da memnunum ama benim yani ilgi alanlarım da çok şey yapıyor. Eşit olduğu için hani Star Wars en sevdiğim evrenlerden birisi. Marvel Universe'ü MCU olmasa da çizgi romanlarını çok severim. MCU'yu da severim de çizgi romanlarını daha çok severim. Sheerbot, yes. Bir saat bile olur. Çünkü 10 dakikaydı. 10 dakika bile değil, daha kısaydı bir dün. J. Logan çok yapmadı 7. ay için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Disney'deki bütün içeriklere bakabildiğiniz bir liste var mı? Var. Bu arada büyük ihtimalle Melirtuel'lerden Disney'in bütün içerikleri kalkar. Disney geldikten sonra Disney o konularda çok sinirli. Disney copyright konusunda en sinirli herifler. İçlerinden geçecek hepsinin. Kaldırmazlarsa. Dimmi Tu çok düşük bu arada 13. yaşın canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Son o kadar değil. Disney çok tehlikeli abi. Disney en tehlikeli şeylerden birisi. Manyaklar abi herifler o konuda. Cidden manyaklar. Disney'e ve Nintendo Disney'e kapışsa Disney alır. Arkadaşlar Disney copyright konusunda o kadar manyak ki herifler Amerika yasasındaki 1903'ten beri kalan Sikko yasayı hala piyasada tutuyor. Sadece copyright şeyini tutmak için. O kadar manyaklar. Liselerle savaşıyor. Abi Disney ile kapışamazsın. Bak birçok şeyle kapışırsın. Onu şey söylemiyorum. Hani birçok firmayla kapışırsın. Disney'e kapışmazsın. Disney çok korkunç bir firma. Yani Disney'e kapışılmaz. O yüzden ben çok büyük ihtimalle o firmaların hepsi Disney Türkiye'ye geldikten birisi copyright yedikten sonra direkt kaldıracağını düşünüyorum. Çok o acil bir şekilde.
para adaleti eziyor diyorsunuz. Hayır, para adaleti değiştiriyor diyorum. TV destekliyor, Tobi destekliyor, çok iyi destekliyor hem de. Neyse, Plus Family Guy var mı? Var. Webikos'ta uygulaması, onu bilmiyorum. İçeriklisine nereden ulaşabiliriz? Ulaşamaz. Ama şöyle bir şey vardı. Neydi o site? Disney, bir tane Disney sitesi vardı. Bakabiliriz. Neydi lan o sitenin ismi? Bir site var öyle ya. Her şeye bakabildiğin. Ha bak, birisi attı. Timeout yedi ama site öldü ama. Ne diye. Bu. Bu site. Buradan bakabilirsiniz. Yani buradan mesela işte, ama yani şöyle bir şey var. Her şey buraya gelmeyebilir. Hani burada olan her içerik gelmeyebilir. Öyle de bir şey var. Birçoğu gelir. Hatta ama şöyle güzel bir şey var. Şu an Türkçe alt yazılara da bakabiliyorsun. Bu 2 hafta 3 hafta önce 100'dü. Şimdi 1000'e. Resmen görüşün böyle kısıtlaması dağıtıcı firmanın küresel yer içeriklerin haklarını bir süre önce genel medyaya vermesi birlikte. Bu ne? Vampire Survivors oynayabiliriz aslında ya. Netflix hala Group Watch üzerinden gelmemesi. Hiçbir fikrim yok, çok aptalca bir şey o. Ve Disney'de var o. Watch Together var abi. Direkt içeriğin, Disney'in kendisinde direkt var. Yani müthiş bir şey o. Hem alt yazan dublaj geliyor diye biliyorum ben. Mesela bak bakalım Türkçe dublajlı. 900 tane şey varmış abi. 979 tane ürün varmış. Direkt dublaj. Agents of Shield mı? Oha, 7 sezon Agents of Shield'in Türkçe dublajlı mı şu anda? What the fuck? Flow Me'yi çok şükür Envizor'da abone ettiği için. Envizor'da çok şükür bir senedir abone olduğu için. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Moonlight falan tabii ki de dublajlı olur. Onlar yeni 3 ürünler. Yeni ürünlerin tabii ki de dublajlı olmasını beklerim ama. Çağrı senelik abi o. Tabi Kronax o göstermez. Senin bölgene göre o. Yani Türkiye'de açılmadığı için sana asla göstermez onu. Şey yok arkadaşlar, Disney'de 2 cihaz, 3 cihaz, 4 cihaz, yani şey yok, limitasyon yok. Yani Netflix gibi HD 480p falan diye bir şey yok. Her şey 4K alabiliyor. 4 ekran izleyebiliyorsun maksimum. 10 tane profil yaratabiliyorsun. National Geographic var, bayağı iyi hem de. Yolsuz Yolcu çok şükür 18. ay için. Zinaya Mutella çok şükür 3. ay için.
Zotul 23 milyar milyar yıl. Kıvıltı çok güzel tekrar 13. yaş. Canımsın. En iyi haber abi. Hoş geldin. Tunax ben de dedim abi. Pardon 7 profil olabilir bu arada. G7 7 10. 14 14 Haziran'da gelecek. Galiba 14 Haziran mıydı? Doğru hatırlamışım. Galdralf çok şu bu arada 16. için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Yo Thunderbolt devam eder iptal eder şey yaparım. Bu ne? IMAX şeyini izleyebilir miyiz? Büyük ihtimalle evet. IMAX formatında da izleyebiliyorsun evet ama her şey değil. Yani şey değil. İsmi nedir oğlum? Diz şeylerde IMAX var. Marvel Studios'un içeriklerinde IMAX var mesela. Disney eski Star Wars içerikleri her şeyi barındırıyor. Disney'in sahip olduğunda her şey var arkadaşlar. Bütün Star Wars'lar ve bütün Star Wars'lar. Bütün Disney içerikleri animasyondan tut Pixar'ına bilmem nesine bütün Pixar'lar ve bütün Pixar'lardan kastım Pixar animasyonlarının önce 2 dakikalık kısa animasyonlar var ya onlar da dahil. Bütün Marvel'lar. Bunların hepsi var. Her şey var. Ama dediğim gibi bu tür içerikler çok fazla değil çünkü nostalji kısmını geçtikten sonra bitiyor. Fox'un da bütün içerikleri var. Yani çünkü bir nostalji şeyi var abi. Nostalji şeyini geçtikten sonra biraz içerik kalmadı diyorsun. Boşluğa düşüyorsun yani. Hulu'daki şeyler olacak mı? Türkiye'de Hulu yok. Türkiye'de Hulu yerine Stars olacak büyük ihtimalle. İngiltere'de de öyle. İrem çok çubuğa da abone olduğu için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Yaga Yago 11 milyar milyar yıl çok çubuğa da abone olduğu için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Nostalji bitene kadar içerik gelecek gelmez. Çünkü şöyle bir şey var abi. Disney'in amacı Netflix'e göre tam tersi. Netflix çoğunluk yapmaya çalışıyor. Yani size 100 tane içerik atıyor. 2 tanesi tutsa zaten adam Netflix almaya devam ediyor diyor. Squid Games falan bundan örneği. Evet orada 100 tane içerik atıyor ama 2 tane tutuyor. Disney'de bir tane şey çıkaracağım. Seveceksin diyor. Ben haftada bir içerik çıkaracağım. Neden Hulu olarak gelmiyor? Hulu Türkiye... Hulu'yu dünyaya açmak istemiyorlar çünkü. Lisans şeyleri. O zaman bir kere alır daha da almam. Yapabilirsin işte. Ben yapmamayı tercih ediyorum çünkü yani işte kişiden kişiye değişiyor abi. Ben mesela hani bu tür şeyleri desteklemek istediğim için hani çünkü benim için bırakmamın nedeni yok abi. Ben her hafta takip etmek istiyorum. Yani o kadar zevkli ki yani benim için muazzam bir içerik sağlıyor. Hem MCU'nun şeyini yani bütün MCU şu an Disney Plus taşıyor. Aynı zamanda Star Wars'u direkt yüklediler götürüyorlar abi. Discovery Disney Plus'a bağlı değil oğlum ne alaka? Yani sırtladı götürüyor haftada bir müthiş içerik çıkartıyor. Canan hayır. 8-12 o.
Yarın gördük gördük. Evet işte ben mesela haftalık izlemeyi tercih ya bazı diziler haftalık daha zevkli oluyor. Ama tamamen insandan insana değişiyor. Bu arada Discovery Warner Bros'un değil. Discovery Warner Bros beraber şirket. Onlar birbirini satın almadı. Birleştiler. Obi-Wan'ın sonuna yetişeceğiz. Obi-Wan'ın sonuna yetişmiyoruz ya. Obi-Wan'ın 4. bölümüne yetişiyoruz. Ben mi yanlış hatırlıyorum? 4. bölümüne falan yetişmiş oluruz Obi-Wan'ın. Abi Obi-Wan çok güzel olacak bence. Ben Obi-Wan'a çok hype'lıyım. Ya bak aynen Obi-Wan'ı düşünelim. 27'sinde çıkacak. 3'ünde çıkacak. 10'unda çıkacak. 4. bölümüne yetişmiş olacağız. Evet 17'sinde 4. bölüm. 14'ünde çıkıyor. İlk 2 bölümü aynı anda verecekler. Tamam o zaman 5. bölümü yetişeceğiz. 4. bölümü 4 bölümü izleyebileceğiz. Star Wars izleme Obi-Wan'ı izlenir mi? İzlenmez. Yani izlenir ama zevkini sikersin yani boşu boşuna büyük ihtimalle. Onun yerine git şey yap abi. Disney Plus gelince bütün yani hem şey için hem MCU için hem de Star Wars'ın çok iyi şey kreasyonları var. Direkt şey var abi. Böyle izle. Başlıyorsun bütün seriyi izleyebiliyorsun arka arkaya. Aynı zamanda MCU'da da var. MCU timeline var. İki türlü timeline var. Bir MCU'nun çıkışına göre, daha sonra filmlerin çıkışına göre timeline var. Bir de MCU timeline'ı var. O da çok güzel. Füme yani bence çok manası yok. Şey M1 destekli oldu mu? Gerçi ya oldu da yani şey mi stabil mi daha doğrusu stabilse kur ama yani ne için kullanacaksın daha doğrusu hani Linux'da ne artın var şeyde macOS'ta yapamadığın Alpelle Ulu çok bu arada 17. ay için canımsın en iyi haberim sana hoş geldin MCU'lisizin diziler var mı var bu haber şeyi gibi Ay. Size görün. 35 TL evet beleş ya. Senelik daha mantıklı ama işte senelik ama işte sıkıntıda da şöyle bir şey var abi. Yani senelik tek seferde para çıkıyor ya. Ondan oluyor. O çok böyle büyük bir bir Rising oynar mıyız? O ne ya? Mayıs'ın 17'sinde çıkıyormuş. Oynarmışız. Güzelmiş. Oynadık abi. Loki'nin 2. sezonu 6 Haziran günü Londra'da başlıyor. Aa, izle yok mu gitmemişsin Nisu'yla? Cloud çok burada 8. açın canımsın. En iyi haberimiz. Arkada şey yaptık. Ekstra olarak yaptık. Mandalorian izlemişim. Star Wars'ta bir sıkıntı olmadı. Mandalorian çünkü ya dediğim gibi sıkıntı olmaz arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Ama yani bir şeyi %50 izlemekle %100 izlemek arasında fark var. Yani o kısmını kaçırıyorsunuz. We Were Here'i deneyeceğiz. Bu Disney Plus mail atma kayıt olmalı. Çünkü 14 Mayıs'ta 14 Haziran'da gelecek abi. İstedim V-Rising'i.
Pandora filmlerde hiç yoktu, sadece gizlenen direkt olmuş diye geçiyordu. Var. Filmde olmasa bile dizilerde hayvan gibi var. O Blade nereden geliyor sanıyorsun? Ya yani o Darksaber bir anda götlerinden çıkmadı. Mandalorian filmlerde var, bizim dizide Din Djarin yok bu arada, fark var. Var. Arkadaşlar, Mandalorian bir adam değil, kültür. Bu adamların yani hem o gezegenin hem de o kitlenin ismi olduğunun farkındayız değil mi? Hani Darksaber'ın, o Mandalorian kültürünün, hani bunu okeyiz. Ben asıl şeye üzülüyorum. Yoda'nın ırkının, Yoda ırkıydı. Onlar artık çoğu oldu. Tam işte Thunderbar, ben de onu söylüyorum. Var yani. Sonra gittiler isim verdiler çocuğa. Neyse, doğum günü kutlu olsun. Şu anda Nisu çok çok güzel bir şey yiyor. Nando's diye bir tane tavukçu var bizim İngiltere'deki evin orada. Müthiş bir şey ya. Müthiş, muazzam bir şey. Muazzam bir, müthiş bir tavuk. Nando's. Çok çok iyi bir tavuk abi. Müthiş müthiş. O kadar iyi yapıyorlar ki. Slug Skywalker çok bu arada 5. ay için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Tavuk tavuk dur. Değil abi, değil. Nando's çok iyi yani. Bu ne? Uf ustam, bu ne şifa gelmiş. Onions on their hamburgers, man. Like so many onions. At first I was a little bit skeptical, but once I tried it for myself, ustam. I was both shocked and totally stoked at how good it actually was. Now an Oklahoma burger might be like my favorite of all time. Yap ustam, yap. Crazy to say, but it rips pretty freaking hard. Ustam, yarın yapmadın mı? Yemek yayını yok mu? To get started, I'm gonna need some beef. Specifically, I've got 2 pounds or just about a kilo of boneless. Yemek yayını değil de bir saniye, aklıma şey geldi. Yayın da değil bu diyeceğim şey. Şimdi ben spora erken saatlerde gitmeye çalışıyorum yani. Asıl amacım spora 10.30 gibi gidip 12.30 gibi çıkmak. Aklımdaki perfect şey o, veya 12 gibi çıkmak spordan. Bunu yapmak için de yani ah burada durmasaydık, fiyatı görüyorsunuz. Dolar olayı. Neyse, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bizim eski kahve molası gibi 2 günde bir. Şimdi sabah kalkıp kahvaltı veya kendini toparlıyorsun ya. Kahve molası gibi bir tane böyle küçük 5 dakikalık 6 dakikalık bir tane dümdüz kameraya yemek yaparken veya şey yaparken konuştuğum, böyle oyunlar hakkında bahsettiğim bir şey yapmak istiyorum. Oyunlar değil de genel kültürde, işte Disney Plus Türkiye geleceğini açıkladı bilmem. Yani o 2 gün önce, o 2 günde olan olayları konuşmak istediğim bir şey yapmak istiyorum. Aklımda bayağıdır o. Böyle boş boş konuşacağım ama hani şey değil, hani editli meditli değil, bayağı bir dümdüz hani video olarak. Aynen, yemekli haber ajansı gibi düşün. Ya editli değil. Editli kısmını Watchers şey yapar. Watchers'ın 12'de kalkabileceğini, 12'de kalkıp editleyebileceğini kesinlikle düşünmeden editsiz olarak düşünüyorum. Canlı yayın değil, hayır. Ha, yemek yerken izlenebilecek bir şey. Dümdüz boş yapacağım, aynen. For this burger, but you certainly don't have to. I chose to use boneless short rib because it has a high intramuscular. Evet, mutfağa sabit kamera, aynen.
content that's naturally about 80-20 and it has deep beef flavor. But a fatty chuck roast would also work. Ah, başka fiyat gösteriyor. To get these ready to grind, I'm going to cut them into slightly smaller pieces so that they break down easier in my own spun grinder. Editlerim diyorsan kaşınırmış olursun. İstersen dene o kadar kendine güveniyorsan. More on that in a second. Once the beef is diced into roughly inch and a half chunks like this, I'm going to move it to the freezer to firm it up for about 15 minutes. 15 minutes later, I've got some nice firm beef. Firm beef is a lot easier on the chopper blade and it's a lot less likely to gunk it up. Now I'm going to grind this meat in two batches. The best way I found to do that evenly is to pulse the meat. I think pulsing is a lot easier on the motor as well. I usually go for somewhere in the ballpark of 30 to 42 second pulses. After about a minute of pulsing, it's time to take a look. Right away, you can see the meat and fat are very evenly broken down and texturally it's much looser. Böyle kıyma yapılıyor muymuş lan? The reason being is that store-bought beef has been roughhoused a lot more than the home ground stuff and as a result there's more myosin present. That's the protein that makes meat sticky. Chopping our beef gently like we did leaves the proteins less bound together and thus makes them looser and easier to chew, also known as tender. Once I've got both batches of meat spun up, I'll grab my gram scale and then measure out 2.5 ounces of beef, about 70 grams. 2 pounds of ground beef here should yield about 12 patties in total. Now, this meat is a little too loose to hold itself together as a nice patty, so I'm going to work it just a tiny little bit to release a little bit of that myosin so that the meat gets like 10% more sticky. Now, I'll set this beef up on some parchment paper, and then I'll cover it with another small piece. I'll grab something flat, which in this case happens to be my bread lid slash pizza pan, and then I'll give the ball of meat a nice firm smash. I'll give it a few more pushes, and that should get this ball spread out into about 5 to 6 inches across. From there, I'm going to use biraz my hands to press out the perimeter of the patty so that it gets tapered and flat. In a hot pan, that part will fry up into super crispy, lacy edges that are unbelievably delicious. If you're wondering, hey Bri, why are you pre-smashing these? Isn't that something that you do in the pan? Well, I always pre-smash them because to do this properly in the pan, you need a very specific, very heavy-duty, wide spatula that I don't have. The only spatula I've got is this bent holy metal one. More on why it's bent in just a second, but as you can see, this spatula does not get this burger patty nearly thin enough to be called a smash burger, and the meat gets all gunked up in the holes. Once I got 12 meat patties smashed thin like this, I'm going to move them over to the fridge for just a second to keep cool while I get the onion part of this burger sorted out. For that, I've got 4 of the smallest white onions that I could pick out of the sack, and I've pre-peeled them and cut off the north and south poles. I'm using white onions because red and yellow have too much sugar and burn in the pan super quick. Now I'll grab my mandolin and start to shave these very thin. And when I say thin, I mean very, very thin, like just thicker than a sheet of printer paper. We need these onions to soften. Oğlum, benim evdeki rendeler bu kadar iyi çalışmıyor. Her seferinde böyle kaliteli rende görünce sinirim bozuluyor. In the same amount of time it takes for 2.5 ounces of beef to get seared. If you don't have a mandolin, you could do this by hand. It just might take a little bit of practice. In total, 4 small white onions should be more than enough baksana to cover 12 burger patties. Oldu. And once they're all cut up, I'm going to move them over to a bowl and then grab my burger cooking vessel, which in this case is my 14-inch nonstick pan. While that preheats over medium-high heat, I'll quickly thank the sponsor of this video, Ustam. Geology. Reluctantly, because ya. I have acne-prone skin, I've tried literally hundreds. I'm using this large pan so that I can cook 4 burger patties at once. If you don't have a pan this size, I get it. I'll link to this one in the description because I use it for like 90% of my cooking. But a 12-inch cast iron pan, if you've got one of those. Oğlum herifin yaptığı burger dev, ona rağmen 2 tanesini koyabildi lan. Really well. The only downside is that you can only cook 2 patties at a time. Now, you can only cook 2 mu? Ustam, zaten hamburger etin yarı dünyayı kaplıyor. Burgers are gonna cook super fast, so I really need to make sure that I've got everything ready to go before we start cooking them. I've got my bowl of very thinly shaved onions here. Ekmek nereden geldi? O ekmek çok güzel. Asıl ekmeği merak ediyordum ben. I've also got some salt and pre-ground pepper because fresh cracked is gonna take too long. Of course, I've got my buns at the ready. You'll notice that I pre-toasted these. I just did that in a little oil in a non-stick pan. Since there's no need for this bun to be particularly ripping hot, I do it ahead of time. That way I have a little bit more attention to concentrate on cooking the burgers properly. The process happens really fast. Lastly, I've got my burger cheese cellophaned ahead of time. Of course, this is American style cheese product because it's the best burger cheese that exists. Once it's all gooey and melted up, it will glue our burger together and also moisten things up almost like a sauce.
Now, over at the stove, hareket? My large John the right kaldırdı o hareketi. And I'll load in four patties. Pre-smashing makes that quick and easy because I just have to peel off the paper and drop them in. No oil required either. These short rib patties will render some of their beef fat and lube up the pan pretty quick. Next, a strong pinch of salt. Ustam hala küçük diyor musun? A strong pinch of pre-ground black pepper. And next, I'll drop about a half cup of shaved onions on the backside of each of these patties. Make sure to break them up a little bit so that some are on the burger and some are in the pan. That's going to give us a nice spread of deeply caramelized onions in some places and partially steamed tender onions in others. That's the detail we're looking for. Now, I'm going to take my previously mentioned bent spatula and give each patty a 10-second press to make sure as much as the burger is touching the hot pan as possible. This is just a cheap supermarket brand spatula that I bent vertically so that I could more easily provide downward pressure. It doesn't work at all for smashing balls of beef into patties, as you saw earlier, but it's perfect for making sure that patties touch the pan evenly. Once I've given each of these patties a 10-second smush, I'll let them continue to sear for another 30 to 45 seconds on this first side. That's about 90 seconds in total. Ulan, ne kadar hızlı karamelize oldu soğanlar. Heating and then I'll check on the onions. As you can see they're caramelized around the edges and just starting to... Geçen TikTok'ta bir tane şey gördüm. Kadına kocası bir tane şey almış, fırın almış. Kadın çok mutlu. 7 tane ocak şeyi var. Noktası var. Ortada bir tane direkt pancake için özel ocağı var. 2 tane de fırın var. Ocağın altında. İkisi birbirinden farklı çalışıyor fırınların. Sonra ne kadar lan bunda? Çok merak ettim dedim. 4000 dolardı. 6 çocukları falan var bu arada. O yüzden o kadar şey. Soften in the middle. That's perfect. Now at this point I'm going to come back to check the sear quality underneath. It's crispy, it's dark, and looks amazing. So now I'm going to flip all four of these patties over and this is where the real magic happens. Bu 4000 dolar ucuz bir şey değil arkadaşlar. 4000 dolar inanılmaz pahalı. Giving it a deeply sweet onion flavor, but also the hot pan's going to caramelize those onions more and make this whole thing taste real dope. I'll give these patties 20 more seconds sitting right on the onions çok, and then I'll çok drop down my bunlar yani. Cheese. Finally, I'll put two bottom buns on two of these cheeseburgers and top those with a top bun. This move is going to help warm the bun. It's going to soften a little bit, making it a little bit squishier, and it's going to make them smell like onions, all of which are a good thing. After about 2 to 2.5 minutes of... Ustam, soğanın selasını okuyoruz şu anda biz burada. Haberin olsun. Cooking in total, it's time to put these burgers together. I'll do that off heat on the counter here because the lighting is a little bit better, but you could certainly do this over at the stove. Top bun's off, then I'll grab the bottom bun patty combination and I'll flip it over. Check out this onion situation on here. They're all caramelized and steamed and soft. Dışarıdakiler ölmüş. They look super delicious. Etin altındakiler ölmemiş. Evenly. Then I'll grab another patty and stack it onion to onion on top of the first. Now the cheese is facing up and when I put my soft, lightly toasted brioche oldu bun right on top, ya. It stays glued in place. And oh my lord, look at this nasty Ustam, little oldu. Thing. It's beefy, Ustam, gooey, oldu. Juicy, and just a little bit crispy around the edges. Oklahoma, you guys have it freaking figured out on the burger front. Ustam, shaved roasted onions on a burger are very dope, and other than cheese, that might be all that you need. Please make this burger soon. Hamburgerlerin oradakiler yanmamış ama şeyler yan. Ustam olmuş yani. Ben bunu yaparım bu hafta. Şu anda bezelyem var. Bezelyenin bitmesini bekliyorum. Probably my favorite sandwich of all time. Besides a cheeseburger, which is also... Ekmeği kendim yapmayacağım. Ekmeği kendi yapma olayına girersem deliririm ben. Another Panda Express. Bunu izledik ya. Sossuz olmaz. Olur ya, olur. Olur. Bu arada bence cheeseburger'e bu mesela cheeseburger benim gözümde. Yani bu direkt cheeseburger. Ketçap dışında başka hiçbir şey sıkma. Yani net bir şekilde ketçap dışında hiçbir şey sıkmam. Sadece ama şey için bu arada. Cheeseburger için söylüyorum. Barbekü sosu falan kesinlikle karıştırmam. Cheeseburger yapıyorsan amacın şeyse hani hamburger üzerine peynir, sadece ketçap. Çok çok az. Yani bu sadece şey için söylüyorum. Bu hamburger için söylüyorum. Başka hamburgerlerde farklı şeyleri seviyorum. Ama bu hamburger özelinde hani dümdüz sadece et, etin üzerine peynir, sadece ketçap. Başka hiçbir şeye gerek yok. Mayonezi falan kesinlikle karıştırmam. Hardal falan no. Yo, her türlü sos gider. Ama
bu hamburgerin olayı basitliği. Mesela McDonald's'ın da şeyi o ya. Cheeseburger'de sadece McDonald's'da dümdüz ketçap var. Ve yani o ekstra böyle güzel bir ımf katıyor. Böyle böyle ımf, o ımfı arayacaksın. O böyle mayonez, bilmiyorum. Hamburgerde ben mayonezi o kadar sevmiyorum ya. Tavuk burgerse evet. Kesinlikle. Tavuk burgerse kesinlikle isterim. A sea salt caraway bun topped with salty medium rare roast beef, then a bunch of horseradish and... Ustam bizim böyle şeye bu paramız yok buna. Bu eti alacak paramız yok arkadaşlar. A sea salt caraway bun topped with salt... Manası yok usta. Bunu alamayız zaten. İzledik de ne yaptık? Sen dünyanın en iyi pizzası dedin diye kalktım Kadıköy'den pizza deyse gittim, dediğin kadar iyiydi. Ya ustam, biz yanıltır mıyız ya? Dedim başka giden var mı? Çünkü biliyorum abi, hani kesinlikle kimse çıkıp ulan kötüydü diyemeyecek. O lafı edemez çünkü. O pizza deyse o kadar iyi ki ondan net bir şekilde daha iyi diyemezsiniz yani. Çok netim. Pizza Days yiyebileceğiniz en iyi pizza. Farkla. Yani inanılmaz büyük bir farkla. Bahçeşehir'den gitmeye üşenmesem. Ya Bahçeşehir'den gideceksen atla işte şeye. E56'ya. E56 mıydı? E57'ye pardon, Bakırköy'e. Bakırköy'den zaten dolmuş var veya Marmaray'a da git. Ortopoy 110 TL yemem daha iyi. Arkadaşlar bir kere yedikten sonra niye o kadar pahalı olduğunu ve yani bir daha yemek zorunda değilsiniz. Bir kere yiyin anlayacaksınız. Öyle yerlerden birisi. Yani o çok ayrı bir yemek. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar malzemeden kısmıyor. Yani hiçbir zaman kısmadılar. Yani öyle Domino's'ta aldığınız pizzaya benzemiyor. Ya mesela orta boy da böyle evet, yani küçültülmüş orta boy değil. Orta boyda 8 dilim var. Yani büyük. Bir kişi bir ortaya doyuyor mu? Bir kişi bir küçüğe de doyuyor oğlum. Yani biz iki büyük aldık. Üç kişi ve yani ağzımıza kadar doyduk. Ağzımıza kadar doyduk. Deep dish pizza da yapıyor. Deep dish çok iyi. Pizzanın ısısı Beylikdüzü'ne barınamadı. Barındı. Yandı. Yandı abi orası. O yüzden açmalar tekrar. Yani kesinlikle müthiş bir pizza abi. Biz zaten pardon, iki orta aldık. İki büyük almadık. İki orta aldık. Birisini deep dish aldık. Birisini şey aldık. Birisini deep dish aldık, birisini normal aldık. İki orta aldık, iki büyük almadık. Birini king aldık, ikisini de king aldık. Birisini deep dish olarak aldık, birisini normal olarak aldık. King, ben king diyorum. Bir de arkadaşlar, yani dediğim gibi Pizza Days, çok üzerine ne söylüyorum. Pizza Days, yani o dışarıda yediğiniz yani Pizza Bulls, Domino's benzemiyor. Orada siz mesela bol malzeme alıyorsunuz ya, bunu alıyorsunuz aslında orada. Yani Pizza Days'te gerçekten malzemenin nasıl koyulması gerektiğini görüyorsun. Yani cidden o parasına değiyor. Amerikan usulü, İtalyan değil. Dediğim gibi gidin deneyin arkadaşlar. Dediğimi anlayacaksınız. Niye o kadar övdüğümü ve hala ve her şeyin arkasındayım. Yiyebileceğiniz en iyi pizza olduğunu da anlarsınız neden olduğunu.
Çok netim bunun üzerine de. Yani bunu arkasına kaç kere geçerim. Sitesine girmenize gerek yok ya. Ataköy'de arkadaşlar. Ataköy'de. Çok sikerim. Bence hak etmiyor ya. Loki hep orada uyuyor. Ooo Loki bayılmış. Dedi ki. Sponsor ol, ölmem. Sponsor olsa bu kadar ölmem. Pizza Days ayrı bir şey abi. Pizza Days ben çocukluğumdan beri yerim. Ayrı bir seviye abi Pizza Days. Kırpsal insan bir şey ya, pizza müthiş bir şey ya. Neyse, o zaman We Were Here oynayalım mı? Hazır. O zaman niye Battlefield'dasın abi? Ne alaka Battlefield? Shooter çekiyor canım. Battlefield mi oynuyorsun abi? Battlefield mi cidden? 1042 oynuyor.